Dün zaten sizleri bu konuyla alakalı uyarmıştım. Uyarmaya da devam edeceğim. Bakın dedim MT Gax olayı var ve bu olay bizim başımıza büyük olaylar çıkartacak. Bugün geldiğimizde ise görmüş olduğunuz üzere Twitter paylaşımında zaten sizlere konuyla alakalı bilgileri paylaştım. Hesabımızı da takip etmeyi unutmayın bu arada. Ve Bitcoin grafik ekranına geldiğimizde de plana hala sadık kalıyoruz. Dün paylaşmış olduğum videodan sonra ters indikatör olarak kullanan arkadaşların çoğu şu an zararda. Ben dedi senden sonra büyük ihtimalle longlayacağım. İşte bunun gibi olaylar oldu. Yine tekrar ediyorum. inatlaşmayın arkadaşlar. Daha doğrusu benle değil kimseyle inatlaşmayın. Birini size bir yorum veriyorsa bu yorumla alakalı kendi analizlerinizde içine katıp Bununla alakalı ortaya bir şey çıkarın. Çünkü bazen sizin göremedikleriniz bazen de benim göremediklerimi sizin sayenizde görebildiğim olaylar olabiliyor. Dün videoda bahsetmiş olduğum Trump olayı vardı. Biliyorsunuz Trump suikastinden sonra Bitcoin zaten fiyatlamıştı ve artık bir şekilde kar satışların gelmesi gerekiyordu. Mt. da bununla beraber haliyle kar satışlarını hızlandıracağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Bitcoin dominansı çok yüksek olduğundan dolayı Bitcoin'deki %1'lik düşüş altcoinlerde ciddi geri çekilmelere neden olur arkadaşlar. Bu biz bizim için aslında çok 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 önemli. Neden? Çünkü Bitcoin'in hakimiyeti gerçekten alt altcoin'leri yerli bir ediyor. Mesela bugün Binsas'a baktığımızda, Bong'a baktığımızda, bife baktığımızda veya herhangi bir XMIM token'a baktığımızda ciddi fiyatlanmalarını yine yaptı. Mesela Binsas'a baktığınızda gerçekten ciddi fiyatladı. iki katına yakın bir fiyatlama yaptı. Ve bu iki katını emin olun ki sizden 3-4 katıyla fazlasıyla geri alacaklar. Almadan sizleri bırakmayacaklar arkadaşlar. Çünkü bu anın başlayabilmesi için öncelik piyasadaki yatırımcı sayısının azaltılması gerekiyor. Dipte toplayanların azaltılması gerekiyor ve bir yıldırma politikasının içerisine girilmesi gerekiyor. Yani şu an işte boğa başlıyor o oluyor tweetleri atanların geneli piyasadaki insanlara ne diyorlardı ona bir hormon vardı onu salgılatmak için. Adı şu an aklıma gelmedi. Onu salgılatıp sizden etkileşimi beğeni almak ve dikkat edin zaten baktığınız zamanda da genel olarak bu mantık yapılıyor. Şu an sadece size şunu söyleyebilirim. Plana sadık kalıyoruz ve görmüş olduğunuz bu grafik ekranı üzerinden olayları mümkün oldukça takip etmeye çalışıyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum. Piyasaya herhangi bir çıkacak olan temel analiz tarafındaki bakın teknik analizi geçtik şu an. Temel analiz tarafından gelecek olan haberden sonra piyasaların yönü her an değişebilir. Onun için de her zaman için tetikte kalacaksınız ve Twitter'dan beni takip edeceksiniz. Ben de zaten bu konularla alakalı paylaşımları sizlere anında ışık hızıyla yapıyorum. Ve mümkün oldukça da en sade en kral şekilde anlatıyorum sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.